katıldığınız için önce teşekkür ederiz. Saat bir 21 civarı olsun. Tamam, 2 dakikamız saat var. Saat 9 civarı olsun. Aynen. Arkadaşlarımız toplansın hocam, öyle başlayalım. Tamam. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam ya, biraz heyecanlıyım. Evet. Siz Daha önce nasılsınız program hocam? yapmış mıydın? Teşekkür ediyorum. Benim de sağlığım yerinde şükür. Güzel bu programlar sizi daha sosyal, daha aktif, kendine güvenilir, özgüven sahibi kimseler yapacak. Biz de sizlerden o noktaya ulaşmanızı istiyoruz, bekliyoruz inşallah. İnşallah hocam. Kaçıncı sınıfsın sen Selinur? Ben 10. sınıfım hocam. 10. sınıf, güzel. Tabii derslerin nasıl diye sormayacağım. Derslerin iyidir mutlaka. sadece işte 2 yıldır maalesef bu nedeniyle uzaktan eğitim. Onun verdiği belki biraz dezavantajlar var. Ama onları da sizin gayretleriniz inşallah iyi noktaya getirecektir. Hocam aynen. Müdürümüz de katıldı. Hoş geldiniz Musa hocam. Evet. Mikrofonunuz kapalı hocam şu an. Hoş bulduk. Üstadım, saygıdeğer hocam, programımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Ben teşekkür ediyorum Musa hocam. Sizin davetiniz nedeniyle, öğrencilerimizin gayreti nedeniyle çok mutlu olduk. Bu Ramazan'ı maşallah dolu dolu geçirdiniz okul olarak. Evet. Öğrencileriniz Allah hayırlarla neticelendirsin inşallah. Öğrenim hayatları sonunda da vatana, millete, ümmet Muhammed'e hayırlı hizmetler edecek güzel nesiller yetiştiği inancımızı tazelemiş oldunuz bu programlarla. Ben öncelikle emeği geçen ve bu programlarda görev alan bütün öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde ben de hem bu organizasyonda görev alan öğretmenlerimiz var. Hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bir aydır yoğun bir şekilde her akşam böyle Türkiye'nin farklı ilahiyat fakültelerindeki akademisyenlerle Peygamber'in izinde 40 sahabi kitaplarını okudular. Bunun da söyleşilerini yapıyorlar. Bu anlamda yoğun bir Ramazan geçirdi öğrencilerimiz. Öğrencilerimize de, öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Siz değerli hocalarımıza da teşriflerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum üstadım. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ederim tekrar. Tabii özellikle Şehit Türkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin böyle Türkiye'de ses getirecek, kendisinden birçok beklentisi olan bu toplumu, milleti yüzünü güldürecek, güzel hizmetler yapacak, güzel nesiller olarak ortaya çıkacaklarına inancımız tam bu programları gördükten sonra. İnşallah hepsinin İslam için, insanlık için çok güzel hizmetler edeceklerine inanıyoruz. İnşallah üstad. Amin. Bütün ümmetin Muhammed'e hizmet edecek nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Evet Selvi Nur, bundan sonrası moderatör olarak söz sende. Evet hocam, teşekkür ederim. Hocam başlayalım isterseniz. Buyur Selvi Nur, ben hazırım. Büyük bir heyecanla sizi bekledim bugün programı yapacağım diye. İnşallah sizin heyecanınız, bizim heyecanımız, sohbet güzel bir söyleşi ortaya çıkar. İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Okulumuzun gerçekleştirdiği Hayat-ı Sahabe Söyleşilerin 31.si olan Hazreti Ümmü Haram Söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğretim üyesi olan Mehmet Şimş hocamız bizlerle. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Programımız soru-cevap şeklinde ilerleyecek hocam. İsterseniz
Programımıza başlamadan önce bilgisi olmayan arkadaşlarımız için biraz kendinizden, yaptığınız projelerden bahseder misiniz? Evet. Peki ben de sizler gibi İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Konya İmam Hatip Lisesi 1994 yılı. 1999 yılı da o zamanki ismiyle Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, şimdiki ismiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nden mezunum. Daha sonra İslam tarihi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları gerçekleştirdim. Daha çok İslam tarihinin ilk dönem kurumsal ve sosyal hayatıyla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu konular üzerinde daha çok çalışıyorum. İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl kadar Diyanet İşleri Başkanlığı öğrencisi üniversitede öğrencilerle İslam tarihinin güzel, ibret alınacak, bugünlerimizi inşa edecek bilgilerini okumaya, okutmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Başlamadan önce kitabınızı da göstereyim. Arkadaşlar kitabımız bu Hazreti Muharrem Kırksalbi'den. Hocam ilk sorumla başlıyorum o zaman. Hazreti Muharrem kimdir? Nasıl bir kişiliğe sahiptir? Hangi kabileye mensuptur? Evet, Hazreti Muharrem gerçekten ibret dolu bir hayata sahip. Kendisine İslam daveti geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul eden, güzide sahabilerden bir kimse, hanım sahabe olmuştur. İlk andan itibaren bütün benliğiyle İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yoluna, İslam davasına canı gönülden bağlanmış ve yaklaşık 86 yıllık yaşamını geçirerek diğer belki hanım sahabilerden biraz daha farklı, hayatın büyük bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş. Özellikle eşi Übade bin Samit'in Suriye bölgeleri, Dimeşk bölgeleri fethinde yanından hiç ayrılmamış ve bugün en çok tanınan tarafıyla İslam tarihinde bir kırılma noktası, çok önemli bir dönüm noktası olarak ifade edebileceğimiz Kıbrıs'ın fethine de 86 yaşında, yani hayatının sonunda diyebileceğimiz çok ileri bir yaşta olmasına rağmen katılmış ve muharip kesimin, yani savaşın içerisinde en ön safta yer alacak kadar bu noktada kahramanlığıyla ön plana çıkmış. Sizler için gerçekten hayatı ibretler dolu, örnek alabileceğiniz, ilmiyle, ibretiyle, takvasıyla, gayretiyle, kahramanlığıyla böyle kendisini adım adım takip edebileceğimiz önemli bir Allah Resulü'nün arkadaşı, Allah Resulü'nün yoldaşı ve Allah Resulü'nün süt teyzelerinden, aralarında süt akrabalığı olan, bu nedenle de tarihimizde kendisine Hala Sultan diye ifade edilen önemli bir şahsiyet olmuştur. Giriş teşekkür bilgileri olarak Muharrem'le ilgili bunları söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederiz. İkinci soruma geçiyorum o zaman. Hazreti Muharrem'in çocuk yaşta annesini ve babasını kaybettiğini biliyoruz. İslam'a nasıl giriş yapmıştır ve annesini ve babasını kaybettiği için çok zorluk çekmiş midir? Çünkü Muharrem, haramın annesi demek. Aslında bir nevi kardeşlerine annelik yaptığını da biliyoruz. Evet. Yani o günkü Arap toplumunu düşünecek olursak, tabii bir kız çocuğunun Arap toplumunda nasıl algılandığına gibi bir zorlukla hayata başlamış olduğunu biliyoruz. Çünkü maalesef cahiliye dönemi Araplarında kadınlara çok
iyi gözle bakılmıyor. Hatta onlar omuzlarda yük, işte yüzlerini asmalarına sebep olacak, ağır damarlarını neredeyse yıpratacak bir nazarla bakılıyordu. Hatta bir kimseye kız çocuğu doğduğu müjdesi haberi verildiğinde kendisini kötü hissediyor ayetinin ifadesiyle, yüzü kapkara kesiliyor, ne yapacağını bilmez bir hale geliyordu. Yani böyle bir toplumda ve hayatının ilk başlarında da aynı zamanda işte öksüz kalması gibi bir durumu da yaşıyor. Dolayısıyla hayat aslında diğer o dönemdeki kadınlar gibi Ümmü Haram için de çok kolay değil. Fakat senin de ifade ettiğin gibi Ümmü Haram, gerçek ismini biz bilmiyoruz. Ümmü Haram, haramın annesi anlamına gelir. Haram ise Ümmü Haram radıyallahu anh'ın aslında erkek kardeşidir. Araplarda bir adet var. Genelde çocuklarının ismiyle lakap takılarak anılırlar. Bu o kadar yaygın hale gelir ki zaman içerisinde kendi öz isimleri bile unutulur gider. Bundan dolayı biz kaynaklarda Ümmü Haram'ın tam gerçek isminin ne olduğunu da bilemiyoruz. Bazı kaynaklar Rümeysa, Rümeyle, Uneyfe, Rümeysa gibi isimler söyleseler de bu aynı isimler aslında kız kardeşi olan Ümmü Süleym içinde kullanılan isimler. Dolayısıyla tam ismini bilemiyoruz ama kardeşine, küçük erkek kardeşi Haram'a, küçük yaşlarda öksüz kaldıkları için annelik yapması nedeniyle Ümmü Haram, Haram'ın annesi lakabı verilmiş ve bununla meşhur olmuş. Aynı şekilde diğer kız kardeşi Ümmü Süleym de diğer erkek kardeşi Süleym'e annelik yaptığı için o da Ümmü Süleym ismiyle meşhur olmuş ki o hanım sahabeler arasında belki daha tanıdık bir isim. Çünkü meşhur sahabi Enes bin Malik'in annesidir Ümmü Süleym. Dolayısıyla Ümmü Haram da Enes bin Malik'in teyzesi oluyor. Tabii böyle zor bir şartta, cahiliye dönemi adetleri içerisinde sıkıntılı bir şekilde hayatlarına başlamış olduklarını ifade edebiliriz. Yani bu zorlukları belki direkt şimdiki konumuz değil ama hem de kadınların konumunu düşünürsek daha iyi anlayabiliriz. Yani kadına bir değer verilmediği, onun eğitimi, okuma yazması, ticaret yapabilmesi, mirastan pay alabilmesi gibi birçok temel hakkı gasp edilmiş ve insanların sadece hizmetinde bulunacak varlıklar olarak görülmüş. Hatta çok kötü tabii, burada belki anmamız çok da doğru olmayacak şekilde kötü muamelelere de maruz kalmışlar. Böyle bir ortamda, böyle bir örfün, adetin geçerli olduğu bir ortamda hayatına başlamış. Dolayısıyla zorluklarla dolu, aynı dönemin diğer hanımları gibi bir yaşantısı İslam gelinceye kadar böyle olduğunu ifade edebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Aslında biraz Peygamber Efendimiz'le de kabile yönünden de akrabalarmış sanırım, kitapla biraz öyle bahsediliyordu. Evet. Kabilesi hakkında neler söylersiniz? Ümmü Haram Medinelidir. Biz Medineli Müslümanlara ne diyorduk? Selvinur. Hani Mekkeli Müslümanlar var, Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye hicret ettiklerinden dolayı onlara bulunup bu kendilerine hicret eden Müslümanlara kucak açan Medineli Müslümanlara ise Ensar diyorum. Dolayısıyla Ensar. Ensardandır. Yani Medinelidir. Medine'de birçok Arap kabilesi içerisinde en meşhurlarından bir tanesi Neddin oğullarıdır. Beni Neccar'dır. Ve Ümmü Haram da hem babası hem annesi tarafından bu Beni Neccar, yani Neccar oğullarına mensuptur. Tabii Neccar oğullarının Medine'deki Arap kabileleri içerisinde gerçekten önemli bir
yeri vardır. Hem kök kabile sahip olması itibariyle. Diğer taraftan da Hazreti Peygamber'in Mekke'deki ailesi Beni Haşim'le akrabalığı bulunması nedeniyle önemli bir kabile mensubu olduğunu söyleyebiliriz. Akrabalıkları nasıl olduğunu sorarsanız, Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Haşim büyük bir tüccar idi. Kureyş suresinde ifade edildiği kış seferlerinde ticaret için gidip gelen bir kimseydi. Suriye dönüşü böyle bir ticaret yolculuğu esnasında Medine'deki bu büyük kabile ile iyi ilişkiler kuruyor ve hatta onun önemli isimlerinden, kurucu olarak ifade edilen isimlerinden birisinin kızı yani Selma ile evleniyor ve ondan olma Abdülmuttalip isimli bir çocuğa da sahip oluyor. Abdülmuttalip kim idi? Selma Nur, onu hatırlayacaksın. Peygamber Efendimizin dedesi hocam. Peygamber Efendimizin dedesi demek ki Neccar oğullarından önemli bir şahsın annesi, Abdülmuttalip'in annesi Neccar oğullarından önemli bir şahsın kızı. Dolayısıyla bu şekilde dedesinin annesi vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in Neccar oğullarıyla akraba olduğunu görüyoruz. İşte aralarında bir süt akrabalığından bahsedilir ya da bu şekilde Hazreti Peygamber'in dedesinden dolayı akrabalığı nedeniyle Neccar oğullarının erkekleri Hazreti Peygamber'in dayıları, kadınları ise halaları olarak kaynaklarımızda, siyer kaynaklarımızda ifade edilir ki Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hem hicretten önce hem de hicretten sonra Neccar oğullarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olduğu, hatta hicretten sonra Küba'dan Medine merkeze gidişinde Neccar oğullarının işte konvoyu eşliğinde güvenlik tedbirleri altında Medine'ye girdiği ve Neccar oğullarının yurduna yerleştiği, yine kendisi için bir ev inşa edilinceye kadar, bir mescit inşa edilinceye kadar yine Neccar oğullarından Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde 6-7 ay kadar misafir kaldığı ve bu esnada da başka davetleri geri çekerek sürekli Neccar oğullarının bu akrabalığından, aralarındaki bu ülfet, muhabbet nedeniyle beraber olduklarını görüyoruz ki bu da daha sonra Ümmü Haram ile Hazreti Peygamber arasında neden bu kadar sıkı bir bağ olduğunu bize gösteriyor. Tabii kitapta Neccar oğullarının Arap Yarımadası'nda o günün Hicaz bölgesi dediğimiz bölgede etkinliğiyle alakalı çeşitli örnekler de verdik. Kabul edilebilirliği, sözünün geçerliliği noktasında. Ama burada belki o detaylara girmemiz çok mümkün olmayabilir. Ancak özetle şunu söyleyeyim. Tabi olduğu, mensup olduğu Neccar oğulları o günün şartlarında özellikle Medine'de ve Hicaz bölgesinde sözü dinlenilen kalabalık önemli bir aşiret kabile olarak karşımıza çıkıyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ümmü Haram'ın kardeşleri Ümmü Süleym, Haram ve Süleym bin Milhan'ın İslam'a katkıları nasıldır hocam? Vefatlarından da bahsediyordunuz kitapta. Ve nasıl bir kişiliklere sahiptiler? Evet. İslam'da nasıl bir yer almışlardır? Gerçekten bu dört kardeş çok önemli bir konuma sahip ashab-ı kiram arasında. Niçin öyle? Aynı aile mensubu, aynı anne babanın çocuğu olarak Ümmü Süleym, Ümmü Haram, Haram ve Süleym. Bu dört kardeş ilk andan itibaren tebliğin kendilerine ulaşması, yani İslam daveti kendilerine ulaşması andan itibaren Müslüman olmuşlar. Ve o andan itibaren canlarıyla, başlarıyla, bütün güç ve kuvvetleriyle hem İslam'ı öğrenmek, hem İslam'ı yaşamak, hem de İslam'ı duyurmak adına büyük gayretler sarf etmişler. Ben sizlere özellikle Ümmü Haram'ı öğrenmenizi tavsiye ettiğim gibi,
Süleym'i öğrenmenizi de tavsiye ederim. Az önce söyledim, Ümmü Süleym, Enes bin Mali'nin meşhur sahabi, Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiş, büyümüş bir sahabi olarak İslam'ın en önde gelen kişilerinden birisi, o dönemin en önemli kişilerinden birisi olarak onun annesi Ümmü Süleym'i de öğrenmenizi tavsiye ederim. Özellikle siz değerli kız çocuklarımız için, gençlerimiz için onların hayatında gerçekten örnek alacak birçok yönünüz var. Ümmü Süleym sadece ilim, irfan, iffet, işte İslami prensiplere göre bir yaşam değil. Aynı zamanda bu uğurda canını ortaya koyarak Hazreti Peygamber'e duyduğu sevgiyle Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Huneyn Gazvesi'nde fiili olarak bir mücahide olarak yerini almış, hayatını ortaya koymuş bir kimsedir. Yine Haram ve Süleym'e baktığımız zaman erkek kardeşlerine bu Ümmü Süleym ve Ümmü Haram'ın terbiyesinde yetişmiş olan bu iki erkek kardeşin de hem ilim irfan konusunda çok gayretli olduklarını, yani Hazreti Peygamber'in mescidindeki biliyorsunuz Ashab-ı Suffe var. İslam'ın ilk üniversitesi, ilk eğitim öğretimin yapıldığı, bizzat Hazreti Peygamber'den eğitim öğretim taliminin gerçekleştiği bir yer ki oranın müdavimlerinden Haram ve Süleym bir bu şekilde ilim talep ederken, diğer taraftan da Hazreti Peygamber'le birlikte özellikle savaş izni kendilerine verildiği andan itibaren Müslümanların katıldığı, Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün savaşlara katılmışlar. Çok önemli mücahitler olmuşlar ve yine hedeflerine ulaşmışlar ki hedefleri şehit olmak idi. Biliyorsunuz İslam itikadında peygamberlikten sonra en büyük makam şehitliktir ve bütün Müslümanlar şehadet arzusuyla yanar tutuşurlar. Haram ve Süleym de böyle bir aşk ile cepheden cepheye tabiri caizse koşmuşlar. Ve İslam tarihinde çok, çok trajik bir hadise olan Bir Maune maalesef her ikisi de orada şehit olmuştu. Ki bu İslam'ın aslında Medine döneminin ilk başları sayılabilecek zamanlar. Şehadet arzusunu gerçekleştirmişler ama keşke daha çok imkanları olsa, Allah yolunda çok cihat etmiş olsalardı. Fakat Bir Maune faciası diye bilinen hadisede her ikisi de şehit olmuş. Yani aile fertlerinin tamamının İslam yolunda, Hazreti Peygamber'in davası yolunda mücadele ettiklerini, hem ilim irfan sahibi kimseler olduklarını hem de cihat yolunda çok gayretli kimseler olduklarını görüyoruz. Bu ailenin neredeyse tamamı şehit oldu. Biliyorsunuz bugünkü konuştuğumuz kahramanımız Ümmü Haram'ın da ilk kocası, mesela birazdan ondan belki bahsedeceğiz, şehit oldu. Çocuğunun birisi şehit oldu. Ümmü Süleym'in kendisi şehit oldu. Evet, bu aşkı, bu şevki bugünün Müslümanları da yaşamalı. Bu arzuyu bugünkü insanlar da büyük bir hedef olarak ortaya koymalılar. Bugün Müslümanlar belki en çok bu duyguya, yetişen nesillerimizin en çok bu hedefe kilitlenmesine ihtiyacımız var. Bugün maalesef Kudüs'te yaşananlar, Mescid-i Aksa'da yaşananlar, belki de geçtiğimiz yüzyıl içerisinde Müslümanların bu noktadaki hedeflerini, ideallerini biraz kaybetmenin bir sonucu olarak, bir acı olarak bugün maalesef İslam ümmetinde yaşanıyor. Onun için erkeğiyle, kadınıyla, bütün İslam ümmetinin İslam davasında, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunda bu şekilde gayretle, bu örnek şahısların hayatlarını bilerek, onların açmış olduğu yolda ilerleme gayretiyle daha fazla çaba sarf etmeleri, hepimizin çoluğuyla çocuğuyla birlikte bu şekilde çaba sarf etmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, teşekkür ederiz hocam. Beşinci soruma geçiyorum. Peygamber Efendimiz'in Ümmü Haram'ın hocam şey geldi, uyarı geldi de yüzünüze kapanmasın, hemen direkt kapanmasın. Aynı linkten tekrar girebiliyoruz hocam. Tamam. Kapatıp hemen aynı linkten tekrar girebilir miyiz eğer sizin için de uygunsa? Daha vakit var. O geçici bir şey. 40 dakikada kapanıyor. Hocam biz biraz erken girdik teknik aksaklıkları önlemek açısından. Tamam, 20 dakika önce girmişseniz o zaman doğru. Tamam. Misafir... Kapatıp açıyoruz o zaman. Aynı linkten girebilirsiniz.